Tahta Bacaklı Adam Maurice Leblanc Seslendiren Seval Delikara Hey Pinkerton biraz dur bir şey söyleyeceğim. Nat Pinkerton otomobiliyle evine dönüyordu. Arkasından koşan adam nihayet sesini işittirebildi. Pinkerton durdu. Onu yanına aldı. Bu gelen Pinkerton'ın yakın arkadaşlarından Dormer'dı. Pek telaşlıydı. Hemen söze başladı. Aman seni bulduğuma çok memnunum. Şehre inmek için çektiğim sıkıntı zaten beni harap etmişti. Üstelik seni evinde, kulübünde, golf sahasında araya araya bir hal oldum. Buraya bak. Yaz mevsimini geçirmek için gittiğim yerde dün gece birisini öldürdüler. Yok canım. Neresiymiş bu yer? Adına Horsham deniyor. Orada Mr. Anderson'ın evinde oldu bu cinayet. Aman, mümkün olduğu kadar çabuk gidelim. Ben bilhassa seni almak için geldim. Pekala, Madem ki gitmek lazım gidelim. Hele şu otomobillerin otobüslerin arasından bir sıvışalım, sana olayı tafsilatıyla anlatırım. Pinkerton pekala dedi. Sonra ilave etti. Yanındaki kapının cebinde sigara paketi olacak. Tüttür bir tane bakalım. Pinkerton bir müddet hiç konuşmadan otomobilini sürdü. Nihayet şehir dışına çıkmış ve sakin bir yola gelmişlerdi. Pinkerton arkadaşına, ''Şimdi anlatabilirsin.'' dedi. Burada birbirimizin kulağına haykırmaya lüzum görmeksizin konuşabiliriz. Yalnız mümkün olduğu kadar kısa anlat. Esas olayları istiyorum. Önce şu Anderson kimdir onu söyle. Vaktiyle Hindistan'da polis müdürlüğü yapmış bir adam. İyi bir insan. Hali vakti çok yerinde. Vaktiyle Hindistan'da polis müdürlüğü yapmış bir adam. İyi bir insan. Hali vakti çok yerinde. Pek meraklı sporcu. Güzel de bir karısı var. Karısı şimdi yanında değil. Onun için evde yalnız erkekler var. Beş kişiyiz. Beraberce golf, bridge, piket oynuyoruz. Fakat Anderson birkaç gündür yataktan çıkmıyor. Soğuk almış, sıtması yüksetmiş. Bu sabah saat yedi sularında odama bir uşak geldi. Müthiş bir heyecan içindeydi. Kütüphane'ye girdiği zaman pencerelerden birinin ardına kadar açık ve perdelerinin çekilip yırtılmış olduğunu görmüş. Öncelikle bir hırsızlık yapıldığını zannetmiş. Bunu ev halkına bildirmek üzereyken. Müthiş bir manzarayla karşılaşmış. Kalebelerden birinin ardında bir adamın cansız olarak yattığını görmüş. Bu adam aynı evde oturanlardan Elford'dır. Üzerinde pijaması, ayağında terlikleri vardı. Yanı başında gol sopalarından biri bulunuyor. Anladığıma göre Elford bu sopayı silah yerine kullanmak üzere eline geçirmiş olacak. Fakat belki kullanmaya bile fırsat bulamamış, boğulmuş olarak cansız yatıyor. Anlaşıldığına göre uşak ılımlılığını kaybetmemiş. Hiçbir şeye el sürmemiş. Hatta pencereyi bile kapatmamış. Kapıyı dışarıdan kilitlemiş ve anahtarı alarak doğruca bana gelmiş. Hizmetçilere karşı şiddetli davranan ve şimdi de hasta yatan Anderson'ı bilhassa böyle korkunç bir haberle rahatsız etmekten çekinmiş. Ben de haberi alır almaz derhal giyindim. Aşağıya indim. Olay açıkça görülüyordu. Kütüphanenin hemen üstünde yatan Alfred, Pencerenin gürültüsünü işitince derhal aşağıya inmiş. Sofada duran golf sopalarından birini almış ve ortalığı araştırmaya başlamış olacak. Bu esnada öteki adam da onun geldiğini anlayıp kapıyı açar açmaz üzerine atıldıysa elindeki sopayı bile kullanmaya fırsat vermeden gırtlağına basıp öldürmüş. Aralarında küçük bir boğuşma olduğu anlaşılıyor çünkü bir sandalye devrilmiş. Duvarda asılı bir resim de çarpılmıştı. Bundan sonra herif zavallı Elford'u kanepenin arkasına çekmiş ve herhangi bir şey çalmaya bile cesaret etmeksizin sıvışıp gitmiş olacak. Çünkü iyice baktırdık. Ortadan bir şey eksik değil. Ölmüş olan Elford'un yüzüne baktım. Doğrusu pek feciydi. Yakından tanıdığım bir adam olmadığı halde derin bir merhamet duydum. Kendisiyle beş altı defa konuştum. İşte hepsi o kadar. Ee sonra? Ben kendimi müşkül vaziyette buluyordum. Çünkü ev benim değil Anderson'ındı. Onun için herhangi bir tedbir almadan önce ev sahibini görmek istedim. Odadan çıktım. Uşağı kapıda nöbetçi bırakmış. Hiç kimseye hiçbir şey söylememesini tembih etmiştim. Doğruca Anderson'ın oturduğu kata çıktım. Anderson'ın hizmetçisi kapıyı açtı. Efendisiyle konuşmak istediğimi söyleyince parmağını dudaklarına götürdü. İşte o kadar. Belki henüz uykuya dalmıştı, onu rahatsız etmek istemiyordu. Doğrusunu söylemek lazım gelirse, ben de Anderson'ı rahatsız etmek istemedim. Evde bulunan diğer kimseleri kaldırdım. Hadiseyi anlattım. Baş başa verip bir meclis kurduk. Sonra öncelikle polise ve doktora telefon ettik. Daha sonra birdenbire aklıma sen geldin. Bize bu esrarengiz vakanın halinde yardımın olacağını ümit ederek derhal toplandım ve ilk treni atlayarak sana koştum. Buradan sağa döneceğiz dostum. İşte Anderson'ın evi. Beş dakika sonra otomobil büyük bahçe kapısından içeri girmiş, Anderson'ın evi önünde durmuştu. Eski üslup üzerine yapılmış bir evdi. Yatak odalarında elektrik veya hava gazı yoksa da oldukça rahat bir döşeme vardı. Kapının önünde bir polis memuru Dormer'ı selamladı ve Dormer, Pinkerton'la beraber içeri girdiği zaman sessizce arkalarından baktı. Dormer yol göstererek, ''Buradan gidilir.'' dedi. ''Herhalde önce kütüphaneyi görmek istersin değil mi?'' Pinkerton tasdik makamında başını sağladı ve Dormer'ı takip etti. Bir polis müfettişi ve muavini de aynı odada bulunuyor ve aldıkları notları karşılaştırıyorlardı. Dormer polis müfettişine sordu. ''Ne haber Mr. White? Yeni bir şey buldunuz mu? Size arkadaşım Pinkerton'ı tanıştırayım.'' Mr. White ağır ağır izahat verdi. ''Pek acayip bir şey keşfettik. Cinayeti işleyen adam her kimse bir bacağı tahtadanmış. Dışarıda bu tahta bacağın izlerini bulduk.'' kaçarken aceleyle çiçek tarlalarından birinin içerisine girmiş. Fakat sonradan izini bulamıyoruz. Çünkü şoseye çıkmış olduğu anlaşılıyor. Şosenin zemini üzerinde pek fark edilemiyor. Hizmetçilerin hepsini sorguya çektim. Evin içerisinden hiçbir şey çalınmamış. Odanın penceresi dışında bu pencerenin zorlandığını gösteren bir takım izler var. Fakat bu izler katilin acemi bir serseri olduğunu gösteriyor. Pencerenin rezesini açmak için herhangi bir dikkat ve özen sarf edilmemiş. Aynı zamanda Mr. Alford'un üst kattaki yatak odasına bir göz gezdirdik. Vaziyetten anlaşıldığına göre Mr. Alford gece geç vakte kadar kitap okumakla vakit geçirmiş. Kendisini boğan adam eve girdiği zaman da henüz uykuya dalmış olacak. Yani ufacık bir gürültüyle hemen uyanacak bir vaziyetteymiş. Yatağının baş ucundaki masanın üzerinde görülen şamdanın bir sigara tablası olarak kullanılan alt kısmında dört sigara izmariti görünüyordu. Okuduğu kitap kabında da bir mum lekesi göze çarpıyordu. Bundan da anladım ki geç vakte kadar okuduktan sonra uyku bastığı zaman şamdandaki mumun üzerine bu kitabı bastırarak ışığı söndürmüştür. Alfred'ın yanı başında bulunan golf sopasının artık oyunda kullanılmayan ve bir zamandır sofadaki portmantoya dayalı duran eski bir sopa olduğunu Hizmetçilerden öğrendim. Ölünün cesedini bu kattan diğer bir odaya naklettik efendim. Kendisini ilk gördüğümüz zaman ne şekilde yere uzandığı ve bilhassa sopanın vaziyetini tespit ettik görüyorsunuz. Saat 9'dan biraz önce gelmiş olan doktorun ifadesine göre cinayet dün gece yarısından sonra 2 ile 3 arasında işlenmiş. Pinkerton müfettiş White'ın sözlerinden hiçbir nokta kaçırmadığı halde odanın içerisinde dolaşıyordu. Dormer bir teklifte bulundu. Cesedi naklettiğiniz odaya gidebilir miyiz? Sonra da Mr. Alford'un yatak odasına çıkarız olmaz mı? Hay hay, buyurunuz. Hep birlikte kütüphaneden çıkarak birkaç kapı ileride daha küçük bir odaya girdiler. Burada büyük bir kanepe üzerinde Alford'un cesedi görülüyordu. Üzerine bir çarşaf örtülmüştü. Pinkerton çarşafı ölünün yüzünden çekti. Bu suretle Alford'un suratını boynuna kadar görüyordu. Katilin baş parmaklarını birbiri üzerine koyarak Elford'un gırtlağına şiddetle basmış olduğu anlaşılıyor. Diğer parmaklarıyla da ensesini kavramak suretiyle kafi derecede kuvvet elde etmişti. Pinkerton kendi küçük ve narin elleriyle aynı hareketi yaparak ölünün boğazını kavradı. Böylece katilin parmaklarının uzunluğu ve elinin büyüklüğü hakkında bir fikir edinmek istediği belliydi. Sonra çarşafı daha aşağıya doğru çekerek ölünün kendi elini avcuna aldı ve tırnaklarını muayene etti. Bundan sonra da ölünün göğsünü gözden geçirdi. Müfettiş White onun bu tetkiklerini alakayla takip ediyordu. Pinkert'ın son bir işi olarak ölünün terliklerini, tabanlarını dikkatle muayene etti. Sonra müfettiş White'a ''Yatak odasına çıkabilir miyiz efendim?'' dedi. ''Hay hay, buyurunuz.'' Üst kata çıktılar, müfettiş kapının kilidini açtı. Pinkerton içeriye girdi ve iki dakika kadar etrafı gözden geçirerek hiçbir şey konuşmadı. Sonra sordu. Burada bir şeye el sürüldü mü? Hayır efendim, hiçbir şeye el sürülmemesi için bilhassa talimat verdim. Esasen kendim de buradayım. Ya şu perdeler? Etrafı iyice görebilmek için bir parça yukarıya kaldırmaya mecbur olduk. Polis dedektifi Pinkerton araştırmasına devam etti. Müfettiş odadakilerden bahsederken tam ayrıntı vermişti. Mum gerçekten sonuna kadar yanmıştı ve nihayet fitili ağırca bir şeyle yana bastırılarak söndürülmüştü. Şamdan'ın tablasında bir takım sigara izmaritleri görülüyordu. Yan taraftaki masanın üzerinde bir viski şişesiyle bardak duruyordu. Yatak karışık bir vaziyetteydi. İçerisinde şüphe uyandıracak bir hadiseyi haber alıp aceleyle yerinden fırladığı anlaşılıyordu. Pinkerton yorganı adam akıllı açarak yatağın içerisini gözden geçirdi. Aynı şekilde yastığın altına da baktı. Sonra yavaşça mırıldandı. ''Şimdilik bu kadarı yeter.'' dedi. Sonra Dormer'a dönerek, ''Bana bir sandviçle bir bardak şarap temin edebilir misiniz? Ben sabahları kahvaltı yapmam da, yolda bana tesadüf ettiğiniz zaman da öğle yemeği yemeye gidiyordum. Onun için biraz bir şey yersen fena olmayacak.'' Dormer bir teklifte bulundu. ''İsterseniz Bilardo salonuna gidelim. Bütün edekler oradadır, kahve içiyorlar sanırım.'' Tahkikatın sonuna kadar bir arada beklemeleri emredilmişti hem kendileriyle tanışırsınız. Hay hay, el verir ki bir miktar sandviç bulunabilsin. Fakat onları hazırlayıncaya kadar ben şöyle dışarıda bir sigara içip dolaşsam. Nasıl isterseniz. Pinkerton ön kapıdan çıktı. Bir müddet dolaştıktan sonra kütüphanenin pencereleri önüne gelerek durdu. Hizmetçi tarafından açık bulunan pencere yerden pek yüksek değildi. Bu pencerenin az önce içeriden muayene ettiği rezesi eski moda bir şeydi. Dışarıdan küçük bir çakıyı sokarak yukarıya doğru itmek suretiyle kolayca açılabilirdi. Polis dedektifi bu mıntıkada en aşağı 10 dakika kadar incelemede bulundu. Pencerenin hemen altında dar bir çiçek tarhı vardı. Sonra kumluk bir yol göze çarpıyordu. Bundan sonra çimenlik geliyordu. Bu çimenlik geniş yolla birleşiyordu. Yumuşak çimen tarhları üzerinde bir sol ayak izi görülüyordu. Sağ ayağa isabet eden yerlerde de bir tahta bacağın yahut koltuk değneğinin olmasına ihtimal verilecek sopa izleri dikkati çekmekteydi. Pinkerton daha fazla meşgul olmaktan vazgeçerek içeriye döndü. Bilardo salonuna girdi. Dormer ve diğer ev halkı Pinkerton'ı merakla bekliyordu. Dormer sordu. Ne haber Pinkerton? Pinkerton kendisi için hazırlanan şaraptan bir miktar içip sandviçini çiğnedikten sonra ''Azizim'' dedi. ''Ben bir sihirbaz değilim. Bunun için size...'' Olmamış şeyleri derhal meydana çıkaracakmış gibi görünemeyeceğim. Şu dakikaya kadar ancak etrafa umumi bir göz gezdirdim. Bunları söylerken elini uzatarak masayı karışlıyormuş gibi bir hareket yaptı. Ve Dormer'a hitaben, sizinle bir şiline bahse girmek suretiyle, küçük parmağa germek suretiyle benim karışım kadar büyük bir karış açamazsın. Dormer bu meydan okuyuşu kabul etti. Gerçekten Dormer'ın elleri Pinkerton'unkilerden küçükmüş Sonra orada bulunan diğer ev halkı aynı bahse katıldılar. Bunlardan yalnız bir tanesi bahsi kazandı. Karışı tıp atıp Pinkerton'ınki kadar açılabilmişti ve şilini cebine attı. Pinkerton bundan sonra ''Benim ve bu arkadaşın eli ehemmiyetli değil.'' dedi. Elford'u öldüren adamın eli daha kocaman ve karışı daha büyüktü. Şimdi onu bırakalım da siz burada boşu boşuna niçin oturuyorsunuz? Olan olmuş. Şöyle gidip bir golf oynasanız daha iyi olmaz mı?'' hem biraz açılırsınız. Pinkerton'un fikri o dakikada herkes tarafından muvafık görüldü. Pinkerton sigarasını bitirdi ve zile basarak hizmetçiyi çağırdı. Bu sabah Mr. Alford'un cesedini kütüphanede bulan siz misiniz? Evet efendim. Cesedin yanında bir golf sopasının bulunduğu doğru mu? Evet efendim. Hatta ayağıma takıldı da az daha düşüyordum. Fakat katille ölü arasındaki mücadele daha ziyade kapının önünde olmuşa benziyor bir iskemle devrilmiş ve bir resim çarpılmış. O takdirde cesedin kapı önünden kanepenin yanına kadar öldüren herif tarafından sürüklendiğini ve golf sopasının yanına konulduğunu kabul etmek lazım. Belki de öyledir efendim. Pekala, Mr. Anderson'ın odası nerededir? Onun hizmetçisiyle konuşmak istiyorum. Buyurun göstereyim. Pinkerton, hizmetçinin ardından tekrar yukarı kata çıktı. Anderson'ın uşağının bulunduğu odanın kapısını vurdu. İri yarı bir adam çıktı. ''Ne arzu ediyorsunuz efendim?'' diye sordu. Pinkerton, ''Ben Mr. Dormer'ın arkadaşıyım. Anladığıma göre siz Mr. Anderson'ın işlerine bakıyorsunuz. Şu zarfı Mr. Dormer'a götürmenizi rica edeceğim. Kendisi golf sahasındadır. Şunu da zahmetine karşılık kabul etmeni rica ederim.'' ''Teşekkür ederim efendim, pek naziksiniz. Mr. Anderson'ı görmek niyetindeyseniz şimdi uyuyor. Öyleyse rahatsız etmeyelim. Sen benim dediğimi yapıver.'' Baş üstüne efendim. Diğer hizmetçi odayı göstererek ayrılmıştı. Anderson'ın hizmetçisi de bahşiş aldıktan sonra süratle giyinerek sokağa çıktı. Hizmetçi gözden kaybolunca Pinkerton tekrar geri döndü. Hizmetçi odasına girdi. Oradan da Anderson'ın odasına geçiliyordu. Anderson'ın odasının kapısı azıcık aralıktı. Pinkerton onu biraz daha itti. Bir dakika kadar hiç kımıldamaksızın bekledi. Anderson'ın derin derin horuldadığı işitiliyordu. Pinkerton içeriye girdi. Karyola karanlıkça bir köşede bulunuyordu. Başucundaki perdeler birer parça kaldırılmıştı. Yalnız diğer bir köşede bir pencerenin perdesi tamamen açıktı. Böylece dışarıdaki gün ışığı oradan bol bol içeri vuruyordu. Pinkerton odanın içerisine kendi evi gibi dolaşmaya başladı. Öte Öteberiyi yokluyor, bir kısmını cebinden çıkardığı büyüteçle gözden geçiriyordu. Ve bu tetkiklerini o kadar serbest yapıyordu ki Arkasından tırk diye keskin bir gürültü işitmesine rağmen başını döndürmek zahmetine katlanmadı. Sadece olduğu yerden ''Günaydın Mr. Anderson'' dedi. Ben de böyle uyuyormuş gibi görünmekle daha ne kadar devam edeceğinizi düşünüyordum. Çünkü horuldamanız biraz fazla yapmacıktı. Bilhassa ben terliklerinizi elime alıp da sizin de görebileceğiniz şekilde tuttuğum vakit bu yapmacı korultularınız hala devam ediyordu. Ne kadar da çabuk uyandınız.'' Sonra elinizdeki eski usul tabancanın dolu olmadığını siz de, ben de çok iyi biliyoruz değil mi? Buraya, aynaya akseden manzarasından kurşun yerlerinin tamamen boş olduğunu görüyorum. Onun için bir tarafa atsanız daha iyi olmaz mı? Anderson elindeki silahı hiddetle yatağın ayak ucuna attı. Sonra yerinden kımıldayarak dirseklerinden birine dayandı ve alay ettiğini gösteren bir kahkahayla güldü. Ya demek siz herkesin dilinden düşürmediği meşhur Pinkerton'sınız. Buraya da teşrif ettiniz öyle mi? Odamı alt üst ettiğiniz sırada buradan sizi dikkatle seyrediyordum. Fakat şunu da itiraf edeyim ki, göründüğünüz kadar budala değilsiniz. Pinkerton sükunetle, ''Benim başlıca meziyetlerimden biri budur.'' dedi. ''Tütün içmeme müsaade eder misiniz?'' ''İçebildiğiniz kadar içersiniz. Yalnız bana şu viski şişesini uzatır mısınız? Dolaptan iki bardak al, beraber içelim.'' Pinkerton içmek teklifini reddetti fakat Anderson'a bir bardak viski ve su da koydu sonra da soğukkanlılıkla ''Beni meşgul eden mesele bu işin nasıl yapıldığı değildir.'' dedi. ''Niçin yapıldığıdır?'' ''Çünkü bunu nasıl yaptığınızı biliyorum fakat niçin yaptığınızı anlayamadım ama hiçbir şey bilmediğimi de zannetmeyiniz. Mesela bazı vesikalar ele geçirmiş olmanız muhtemeldir çünkü Alfred'ın yazdığını kaldırdığım zaman orada bir kağıt tomarının saklandığını gösteren çukurluk gözümden kaçmadı.'' Belki de bu işin içinde bir şantaj vardı. Anderson yine güldü. Demin size görünüşte budala olduğunuzu söylemiştim. O sözü geri alıyorum. Çünkü ben bütün izlerimi sakladığımı zannetmiştim. Halbuki aşağı yukarı en mühim izi keşfetmişsiniz. Şimdi sen bana bu cinayeti nasıl keşfettiğini söyle. Ben de sana niçin işlediğime dair bazı şeyler anlatayım. Fakat henüz tam bir söz vermiyorum ha. Pinkerton teklifi kabul etti. İşte ben hisseme düşeni anlatıyorum. Dormer alelacele beni bulmaya gelmişti. Sizin kütüphanenizde bir adamın boğulmuş olarak bulunduğunu söylüyordu. Perde yırtılmış, pencere zorla açılmış falan filan. Dormer'ın kanaatine göre Alfred eve birisinin girdiğinden şüphelenmiş. Bunun üzerine derhal yatağından fırlayarak silah almak üzere eline golf sopasını almış. Aşağıya koşmuş. Görünüşte bu çalışmaya inanmak lazım gelir. Fakat işin iç yüzünü araştırınca Vaziyet değişiyor. Sandalyenin devrilmesi, duvardaki resmin çarpılması, kapının önünde cereyan etmiş bir kavgaya işaret ediyor. Bundan sonra katilin cesedini kanepenin altına kadar çekmiş olduğu zannedilmektedir. İlk bakışta ben de bu çalışmaya katılmış gibi görünüyordum. Lakin hakiki düşündüğümü söyleyecek olursam hayret edersin. Eğer katil cesedi kısa bir zaman için gözden saklamak üzere kanepenin arkasına çekmişse, mücadele sırasında maktulün elinden düştüğüne şüphe olmayan golf sopasını da niçin cesedin yanına götürüyor? Bütün bunlar cinayetin hakiki iç yüzünü gizlemek için lüzumundan fazla düşünülmüş olduğunu gösterir. Kaza anı itinayla sandalyenin de ters çevrilmiş olması bu türden bir gayrettir. Pencerenin rezesine gelince bu rezenin bir çakıyla içeriden açılmış olduğu ve fakat zorla açılmış gibi göstermeye çalışıldığı besbelli. Perdelerin yırtılması da aynı çeşit bir aldatma eseridir. Yani bu odaya dışarıdan gelen birisi bulunmadığını anlatmak istiyorum. Şimdi de dışarıdan emli çiçek tarhları üzerinde görülen tahta bacak izlerine gelelim. Bu tahta bacak izleri arasında eve yaklaşan yok. Gerçi bu bir anlam ifade etmez. Çünkü cinayeti işleyen adam izini kaybetmek için kısmen sert toprak üzerinde yürümüş olabilir. Fakat evden uzaklaşan ayak izlerinin göze çarpacak kadar belli olmasına ne dersin? Dün gece oldukça ay ışığı vardı. Açıkça bir cinayet işlemiş adamın kaçarken o kadar serbestçe hareket etmesine ve arkasında pek bariz izler bırakmasına ihtimal verilemez. Fakat cinayeti işleyen adam bu cinayetin tahta bacaklı birisi tarafından işlenmiş olduğuna ve sonra kaçıp gittiğine inandırmak için bu kadar hesaplı hareket etmiştir. Şimdi maktulün cesedine gelelim. Cesedi gözden geçirdiğim zaman iki nokta dikkatimi çekti. Birisi cinayeti işleyen adamın gayet uzun elleri olmasıydı. İkincisi, cinayet işlendiği sırada hakiki bir kavga yapılmadığıdır. Çünkü Alfred'ın tırnaklarına baktım, hiçbir şey göremedim. Halbuki kendisine hücum eden bir canavara karşı koymak üzere mutlaka onunla dalaşması ve bu esnada onun saçından, elbisesinden küçücük birer iz olsun tırnaklarında kalması lazımdır. Alfred'ın gözüne baktığım zaman siyah bir işaret gördüm. Bu işaretin ne olduğu derhal anlaşılıyordu.'' Katil, üzerine atılıp kendisini boğmaya savaştığı esnada yeter derecede kuvvet elde etmek için diziyle maktulün göğsüne bastırmış olacaktı. Bu suretle maktulün, pijamasının düğmelerinden birisi, göğsünün etine adam akıllı geçerek orayı çürütmüştü. Pinkerton anlatmaya devam ediyordu. Diğer bir tabirle, Elford müdafasız, sırtüstü yatar bir vaziyette boğulmuştu. Daha doğrusu, Tırnaklarını gözden geçirdikten ve göğsündeki çürüye baktıktan sonra onun yatağında boğulduğunu anladım. Kolları yatak çarşaflarına dolanmış bir vaziyetteydi. Kurtarıp kendisini müdafaa edeceği sıradaysa tamamen kuvvetten düşmüş bulunuyordu. Yatağı muayene ettiğim zaman yatağının altında dört köşe bir çukur gördüm. Bundan da orada bir paket saklanmış olduğu anlaşılıyordu. İhtimal ki bu paket yine bu evin içerisinde bulunan birisi tarafından işlenmiş olan cinayetin sebebini ortaya çıkarıyordu. Bilardo salonunda diğer ev halkıyla otururken ortaya bir iddia attım. Hiç kimsenin benim kadar büyük bir karış açamayacağını ileri sürerek herkese meydan okudum ve kimse bunun bir hile olduğunu anlamadan tuzağıma düştü. Fakat bir kişi müstesna olmak üzere hepsinin elleri küçüktü. Bana sandviç getiren hizmetçinin de ellerine dikkat etmiştim. Onlar da küçüktü. Bundan sonra senin ellerinle senin hizmetçinin elleri kalıyordu. Hizmetçinin elleri o kadar dikkat çekici değildi. Uzunluğu kadar genişlikleri de var. Bundan sonra şüphem tabiatıyla tamamen senin üzerinde toplandı. Sen ki buranın en bilinmeyen yüzüsün. Sen ki birkaç günden beri hastalığını bahane ederek yataktan çıkmıyor, kimseyle görüşmüyorsun. Daha doğrusu Elford'un geldiği zamandan beri yatağa girmiş bulunuyorsun. Hakikati itiraf etmek lazımsa, sana açıkçası söyleyebilirim ki, Dormer'ın benim rahatımı bozarak buraya getirmesine pek çok üzgünüm. Çünkü bir cinayet yanıltmasın, henüz halletmiştik. Çok yorgundum. İki cinayet daha, bütün sırrıyla beni bekliyor. Fakat madem ki bu işe girdim, sonuna kadar götürmek adetimdir. Bundan başka buraya Alfred'ı sen getirdin. Onun kim olduğunu senden başka bilen kimse de yok. Alfred, burada herkesin yabancısı bir adamdı. Bunun üzerine senin odanı araştırmaya girdim. Araştırmamda hiçbir ihtiyat eseri göstermedim. Senin uyuyormuş gibi göründüğünü bildiğim halde odanda kendi evimdeymiş gibi dolaştım. Ne yaptımsa, neleri gözden geçirdimse hepsini birer birer gördün. Mesela şurada terliklerin var. Tabanları büyük bir dikkatle fırçalanmış fakat dün gece dolaştığın nemli toprağın rutubetini hala taşıyorlar. Bununla beraber hizmetçine soracak olsam senin dört beş günden beri bir yere çıkmadığına yemin edeceğinden eminim. Edebilir. Çünkü çıktığını görmemiş olması pek mümkün. Fakat elbise fırçanın kıllarını gözden geçirdiğim zaman terlikleri onunla temizlemiş olduğunu da derhal fark ettim. Çünkü fırçanın üzerinde hala toprak taneleri görünüyor. Sonra şurada duvara dayalı olarak senin portatif iskemlen göze çarpıyor. Hani gezmeye çıktığın vakitler yorulduğun zaman ucunu yere bastırıp Bez kısmını bir lale gibi açarak üzerine oturduğun iskemle. Bu iskemlenin alt kısmı bir tek sağlam sopadan ibarettir. İcabında bir baston gibi de kullanılır. Onu da dikkatle temizlemiş, köşeye koymuşsun. Fakat çok iyi bilirim ki o baston gibi portatif iskemlenin sopasının ucuna büyüyecek bir mantar sokarak ve gezdiğin bazı yumuşak yerler kunduralarından yalnız birini basarak yanından da bu mantarlı sopayı batırarak Pekala, tek bacağı tahtadan olan bir adam hissini bırakabilirsin. Anderson tekrar güldü. Fakat bu defaki gülüşü zorakiydi. "Devam et bakalım," dedi. "Devam et. Pek eğlenceli oluyor." "Demek istiyorsun ki, Elfred'ı ben öldürdüm. Onu yatağında ben boğdum. Anlat bakalım. Bu masalın alt yanını da dinleyelim." Pinkert'ın sükûnetini bozmadan, "Masal dediğin korkunç hakikatin gerçeğini sen pekala bilirken, bunu bana tekrar anlatmakta fayda var mıdır? Bu Alfred denen adamın seninle mühim bir ilgisi vardı. Seni bazı vesikalarla tehdit ediyordu. Sen de onu evine çağırdın. Fakat bu esnada eline çok büyük, daha geçemeyecek kadar büyük bir fırsat geçirmiş olduğunu da anladın. Kendini hastaymış gibi gösterdin. Hizmetçini de yanı başında bekletiyordun. Bu suretle cinayeti işledikten sonra herhangi bir zan altında kaldığın zaman onu gösterecek diyecektin ki işte hizmetçime sorunuz bir gece olsun hiç yataktan çıktım mı? O daima beni bekliyordu. Yalnız şunu da unutmayın ki masanın kenarında bir takım uyku hapları bulunduğunu da gözümden kaçırmadım. İhtimal hizmetçini bir şey aldırmak bahanesiyle aşağıya gönderdin. O aşağıya gittiği zaman sen bu haplardan birkaç tane alarak bol bol koyduğun bir viski kadehinin içerisine attın. Üzerine su da koyup süratle eriterek geldiği zaman hizmetçine verdin. Bir çare onu senin tarafından yapılmış kıymetli bir ikram sayarak yuvarladı ve derin bir uykuya daldı. Anderson, Pinkerton'ın sözünü keserek, ''Yanılıyorsunuz.'' dedi. ''Benim hizmetçimi benden iyi bilemezsiniz. Ben sadece uyku haplarını viski içerisine atarak yalancıktan uykuya daldım ve o içeri girince benim uyuduğuma hükmederek viski takımlarını toplamaya hazırlanırken dayanamayıp bütün bir kadehi birden içti. 20 dakika içinde kendinden geçti.'' Sonra ben bir müddet sonra kalktım. Kadehi tekrar doldurdum. Yeniden haplarla karıştırdım. Herifin gırtlağına akıttım. Böylece tam dört saat yerinden kımıldayamaz bir hale geldi. Ben benim hizmetçinin şekline bakmadan nerede bir içki bulursa hemen gövdesine indirmek gibi kötü bir adeti olduğunu bilirim. Sonra da sabahleyin kalkınca gece sabahlara kadar başucumda beklediğini iddia eder.'' Anderson kendinden emin bir vaziyette o alaycı kahkahalarından birini daha salıverdi ve sözüne devam etti. Fakat bütün bunlara rağmen benim Elford'u öldürdüğümü ispat edemezsin. Sen benden şüphelendiğini iddia edeceksin ve bu iddialarını haklı gösterecek bir takım planların var. Fakat ben ne söylersem hizmetçim inkar etmeyecek ve benim odamdan bir dakika bile ayrılmadığını yeminlerle ispat edecektir. Sonra senin o ıslak terlik planlarını da alt üst edecektir.'' terlikleri götürürken bileğinin içine düşürdüğünü yahut da buna benzer bir suretle ıslandığım söyleyecektir. Fırçaya gelince ayakkabılarımı sildiğini iddia etmesi de pek muhtemeldir. Bana o kadar sadıktır, o kadar da benden korkar. Şimdi sen hikayeni anlatmakta devam et bakalım. Yalnız şunu da unutma ki benim tarafımdan söylenmiş olduğunu ispat edecek bir şahit yok ortada bütün iddiaların senin kuruntularından ibaret kalacak. Çünkü ben burada namusuyla, itibariyle tanınmış bir insanım. Pinkerton sinsi sinsi gülerek, evet dedi, haklısın, Ya haklı olduğunu kabul edelim. Sonra birdenbire Anderson'ın bileğini yakalayarak kendine doğru çekti ve seni idama götürecek en büyük delil işte burada, dedi. Anderson'ın elini açmış ve son derece uzun parmaklarını gözlerine tutmuştu. Anderson, bu da bir şey ifade etmez, diyordu. Bir insan yaratılışının bazı sakatlıklarından nasıl sorumlu olabilir? Evet, ben bu parmaklarla birçok bahisler kazandım. Ben bir deste iskambil kağıdını iki elimle yırtarım. Evet, bunu itiraf ederim. İstersen şimdi de yapayım. Sen benim evli olduğumu duymuşsundur sanırım. Dünyanın en güzel kadınlarından biriyle evliyim. Bundan tam 18 ay önce evlendik. Karım olan kadın genç bir duldu. Benim için belki çok gençti. Fakat onu çok sevdim ve ömrümün sonuna kadar da seveceğim. Kadında beni seviyor diyebilirim. Evlendiğimiz zaman ilk kocasından şikayet ediyor ve hasret kaldığı aile saadetini temin edecek bir erkek arıyordu. Bana anlattığı hikaye şudur: Kocası serserinin biriymiş. Ne kadar parası varsa yemiş bitirmiş. Karısının da her şeyini satmış. Sonra Mesitanya vapuruyla Amerika'ya kaçmaya teşebbüs etmiş. Fakat bu hadise harp senelerinde cereyan ettiği için Mesitanya vapuru yolda kötü bir tesadüfle torpillenerek batırılmış. Kaybolan birçok yolcunun arasında bu herif de denizin dibini boylamış. Ya da öyle olduğuna karar vermiştir. Çünkü ismi kaybolanların arasında ilan edilmiş. Geçtiğimiz ay karım pek fazla üzüntülüydü. Bu sebeple onu bir değişiklik olur ümidiyle deniz kenarında bir yazlığa gönderdim. Orada rahat etsin, biraz açılsın istiyordum. 15 gün önce de bu Elford dediğimiz herif çıka geldi. Hani şu herkesin boğulduğunu, denizin dibini boyladığını zannettiği karımın eski kocası Mr. Alfred. Meğer Alfred bu ölümden yakayı sıyırmış, bir balıkçı kayığında bitkin bir halde bulunmuş. Karısının ikinci defa evlendiğini işitir işitmez de derhal takibe girişmiş. Benim hali vakti yerinde bir adam olduğumu öğrenince tehdide, şantaja karar vermiş. Anlıyorsun değil mi? Karımın yasal kocası olduğunu ilan edeceğini söyleyerek benden para koparmaya çalışıyordu. Böyle yapılan bir şantajın nerelere kadar varacağını herhalde takdir edersiniz. İlk teklifi karşısında herhangi bir şey düşünmeden kendisine 50 sterlin verdim ve benimle beraber ancak benim isteklerime göre oturmasını söyledim. Fakat o anda ne yapacağımı kararlaştırmıştım. Anlıyor musunuz? Çünkü bu serseri karısının nikah kağıtlarını getirmişti. Her an için onu benden almak imkanının resmen elinde bulunduğunu bana gösteriyordu. İkna kabiliyetim sayesinde onu bizimle beraber yaşamaya ikna ettim. Böylece yanımıza yerleşmiş ve bize boyun eğmesi kolay olmuştu. Ben bütün planlarımı tam olarak tatbik edebilmem için mümkün olduğu kadar müsait bir zemin aramanın çabası içerisindeydim. Bu planıma dahil olan, aynı zamanda da karımın yazlıkta bulunmasından istifade ederek malikaneme birçok dostlarımı güzel bir hafta sonu tatili geçirebilmek için davet planladım. Bu davet bitmeden bütün planlarım sona ermeliydi. İlk gün ben de hastalanır gibi bazı belirtiler göründü. Bir süre sonra da yatağa düştüm. Günlerce yataktan çıkmadım. Fakat her an ortaya çıkması muhakkak olan fırsatı kolluyordum. Ve bütün bunları da sevdiğim ve elimden alınmaması için çaba gösterdiğim karım için yapıyordum. Nihayet onu dediğin gibi daha önce de detayları üzerinde durduğumuz gibi yatağında boğdum. Bu boğma olayının detayına girmek istemiyorum. Bu işi yaparken hiç kimse ne şüphelendi ve ne de tanık oldu.'' Benden sakladığı, daha doğrusu beni tehdit etmekte kullandığı kimlikleri yatağında, yastığının başucunda sakladığını biliyordum. Kolaylıkla kimlikleri yerinden aldım ve yaktım. Cesedini de aşağıdaki odaya götürdüm. Bu götürme olayı benim gibi güçlü ve kuvvetli bir adam için çok rahat oldu. Fakat ne kadar rahat ve keyifli olduğumu anlatamam. Dünya vız gelir bana. Çünkü sevdiğim onun için hayatta yapmayacağım olmayan eşim şimdi rahattır, onu hiç kimse. Ama hiç kimse rahatsız edemeyecektir. Bunu düşünmek bile bana büyük bir huzur veriyor. Siz bunu anlayamazsınız. Bir süre dalgın dalgın durdu. Anderson sonra yavaş yavaş başını kaldırdı. Gözlerini Pinkerton'ın gözlerine dikerek sakin bir sesle konuştu. Şimdi her şeyi anladın. Fakat sana bir tek soru soracağım. Bu çok güvendiğim hizmetçimi nasıl yerinden savdın da buraya girebildin? Oysa ben o kapıda durduğu müddetçe kimsenin girebileceğini hiç ihtimal vermiyordum. Pinkerton, bu deli, aynı zamanda manyak ihtiyarın karşısında kahkahalarla gülmek sırasının kendisine geldiğini hissediyordu. Fakat buna rağmen sessizliğini yine bozmadan, ona şuradaki golf sahasında oyun oynayan arkadaşım Dormer'a götürmesi için Fransızca bir mektup yazarak verdim ve her yerin kapısını açan bolca bir bahşiş. Anderson hayretle yerinden doğruldu. Anlamamış gibi yüzüne bakarak sordu. Ne mektubu? Pinkerton, Anderson'ın yüzüne alaycı bir şekilde gülerek baktı. Sonra kendinden emin insanlara mahsus bir şekilde tane tane anlattı. Polisi buraya, senin odanın kapısına, senin anlattıklarını dinlemesi için yazılmış küçük bir rica mektubu. Ve bunu söyler söylemez Pinkerton derhal odanın kapısını açtı. O zamana kadar Pinkerton'ın talimatı mucibince, dört polisle beraber kapının dışında bütün söylenilenleri dinleyen müfettiş Byte içeri girerek, ''Azizim Pinkerton, böyle karışık bir olayı bu kadar kısa bir zamanda çözebileceğinizden zaten şüphem yoktu. Bu sebepledir ki bu işi büyütmemiş, sakin bir şekilde sizin neticenizi beklemiştim. Size pek çok teşekkürler.'' Kısa bir zaman içinde küçük bir madeni şıkırtıyla Anderson'ın bileklerine kelepçe takıldı. Anderson neye uğradığını anlayamamış, şaşırmış bir vaziyette bağırıyordu. Ben yaptığım planda herhangi bir açık verdiğimi zannetmiyordum. Nasıl oldu bu iş meydana çıktı? Kanunsuzların tir tir titredikleri meşhur polis dedektifi Nat Pinkerton yine halledilmesi güç bir problemi halletmişti. Hafifçe tebessüm ederek sessizce dışarıya çıktı. 算。